Merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehberlik videosuyla beraberiz. Bugün size lise taban puanlarını en güncel ve gerçek halini nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Bir önceki rehberlik videolarımızda lise taban puanlarının ne olacağını söylemiştik. Ve diğer videomuzda da arkadaşlar yüzdelik dilim neydi, yüzdelik dilim nasıl öğreniliyordu ve 2017 yüzdelik dilimlerinde artış ya da azalış olacak mı onu anlatmıştık. Bu videomuzda da güncel ve gerçek lise taban puanlarını nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Tabii ki birçok internet sitesinde aradığınızda taban puanlarınızın çok değişkenlik gösterdiğini siz kendiniz görmüşsünüzdür. Dolayısıyla en güncel halinin kaç puan olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunu öğrenmenin en kestirme yolu arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi e-okul sistemi. Ona geçmeden önce bakalım örnek olarak Adana'daki lise taban puanlarını öğreneceğiz. Adana lise taban puanları yazıyoruz. Adana lise taban puanları 2017 Google'a yazdığımızda örnek olarak gelen ilk siteye tıklayalım. Adana'daki lisenin taban puanlarının ne olduğunu görelim. İniyoruz aşağı doğru. İşte bu şekilde Adana'da Seyhan'da Adana Fen Lisesi işte 492 bu şekilde lise taban puanları var. Bunlardan birkaç tane örnek seçelim ve gerçek puanlarının bu olup olmadığına bakalım. Yukarıdakiler genel olarak yani yüksek puanlarda çok sorun olmuyor. 1-2 puanda oynama oluyor. Örnek olarak arkadaşlar Seyhan Rotary Anadolu Lisesi'nin taban puanına bakalım. Buradaki internet sitesine göre 442 puanmış. Birçok sitede arkadaşlar buna benzer puanlar var zaten. Bakalım Adana Yüreğir'de bir okuldan bahsediyoruz. E-okulumuza girelim. E-okulu yazıyoruz Google'a. Ve gelen ilk siteye tıklıyoruz. Buradan nereden göreceğinizi, taban puanları nasıl göreceğinizi göstereceğim. En aşağıya doğru geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada nakil, sınavda öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri, boş kontenjan ve taban puanları için tıklayın diyor. Burada taban puanları arkadaşlar, en güncel taban puanları buradan öğreneceksiniz. Tıklayalım bakalım. Yüreğir'de, Seyhan'da, Yüreğir'de olan bir okuldan bahsediyoruz. Anadolu Lisesi'ydi baktığımız okul. Buradan ili seçiyoruz. Adana. Buraya geldik. Yüreğir olacaktı değil mi? Bunları tek tek seçeceksiniz arkadaşlar. Sonra Rotary okuluna bakacağız. Seyhan Rotary Anadolu Lisesi. Bakalım burada güncel taban puanı neymiş? Arkadaşlar şuradan göreceğiz. Şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar. 9. sınıf kontenjan ve 9. sınıf puanınıza bakıyorsunuz. 9. sınıf puanı gerçek güncel puanı 441'miş. Yani aslında Rotary'nin puanı 442 değil 441 200 puanmış. Dolayısıyla önümüzdeki sene Rotary 441 puanla alacakmış. Ama girdiğimiz sitede taban puanı ne olarak gösteriyordu? Seyhan Rotary Anadolu Lisesi 442 puan. Gördüğünüz gibi arada 1 puan fark var. 1 puan fark mı oluyor? Hayır tabii ki çok yüksek farklar da oluyor. Mesela Seyhan Danışment Gazi Anadolu Lisesi'ne bakalım. 430 puanmış. Bu sitenin söylediği taban puan buymuş. Başka sitelere baktım. Başka sitelerde de aynı şekilde Danışment Gazi Anadolu Lisesi 430 puanla gösteriliyormuş. Güncel puanı nedir diye tekrardan e-okul sistemimize bakalım. Seyhan'da olan bir okuldan bahsediyoruz. Adana Seyhan Danışment Gazi Anadolu Lisesi. Seyhan Danışment Gazi Anadolu Lisesi. Listele diyoruz arkadaşlar. Bakalım taban puanı kaçmış? 414'müş. Yani arada 16 puan fark var arkadaşlar. Siz şurada 430 puana aldanırsanız tabii ki çok şaşıracaksınız. 430 değil. Aradaki puan farkınız kendiniz 414 olduğunu göreceksiniz. Yani 9. sınıf son kontenjan, son öğrencinin puanı 414'müş. Önümüzdeki sene bu puanla alacak bunu. Dolayısıyla taban puanları öğrenmenin en kestirme yolu e-okul sistemine girip tek tek bakmaktır arkadaşlar. Bu şekilde internet sitelerini dolaşırsanız taban puanların çok değişkenlik gösterdiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu sitelere aldanmayın arkadaşlar. Bu site olur, başka site olur. Burada amacımız siteleri kötülemek değil. Bu sitelerin taban puanları güncel halde değil arkadaşlar. Son bir örnek vereceğim ve kapatacağım bunu. Son örneğimiz arkadaşlar 5 Ocak Anadolu Lisesi olsun. Bu da 312 puanmış. Bu internet sitesinin söylediğine göre 312 puanla alan bir okuldan bahsediyoruz. 5 Ocak Anadolu Lisesi yine Adana Seyhan'da bakalım gerçekten öyle mi? 5 Ocak Anadolu Lisesi'ne bakıyoruz. Listele dediğimizde taban puanının ne olduğunu görüyoruz. 281'miş. Aslında bu okulun şu an gerçekte taban puanı 281'dir. Ama bu tür internet sitelerine baktığınızda taban puanların 312 olduğunu görüyorsunuz. Bunlar güncel değil arkadaşlar.
Dolayısıyla bu sitelere aldanmayın. Taban puanlarınızı öğrenmek istiyorsanız en kestirme yolu e-okula gireceksiniz. Hangi ilde oturuyorsanız, hangi okullara bakıyorsanız o okulların taban puanlarına bakacaksınız ve ona göre tercihlerinizi yapacaksınız. Bu rehberlik videomuzda bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki rehberlik videomuzda, bir sonraki eğitici videomuzda görüşmek üzere. Eğer çekmemizi istediğiniz rehberlik videoları varsa yorumlarda belirtirseniz o videoları da çekeriz arkadaşlar. Bazen bizim unuttuğumuz durumlar, unuttuğumuz videolar olabilmektedir. Dolayısıyla öğrenmek istediğiniz önemli mevzular varsa, öğrenmek istediğiniz önemli konular varsa yorumlarda belirtirseniz ya da mesaj atarsanız arkadaşlar o rehberlik videolarını da çekmeye çalışacağız. Bir sonraki rehberlik videomuzda, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.